В русском языке. Мы слышали сегодня немецкий язык, а сейчас мы будем слушать проповедь на турецком языке. Брат Джилал, он приехал сюда из Англии. Он родился в Америке, учился в Америке, учился в Канаде, потом обратно вернулся в Турцию, откуда он родом, и сейчас он живет в Турции, там живет и служит Господу. Он один из первых турков, который уверовал, а? В Англию, да, вернулся в Англию, из Турции вернулся в Англию, и сейчас он служит там Господу, проповедует там Слово Божье. Он один из первых турков, который обратился к Господу. Господь любит каждого из нас. Пожалуйста, откройте ваши сердца, мы переходим к самому важному, к Слову Божьему. Пусть Бог благословит вас. Желаю. God bless you. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Gagauzya'ya ikinci kez geldim. Daha önce Kasım'da gelmiştim. Tam Gagauzca, böyle pak Gagauzca öğrenemedim. Ümit ederim benim Türkçemi anlayacaksınız. Ve şimdiye kadar, yani ben sizinle konuşmak istediğim konu, bizim Hristiyanların gelmiş geçmiş en önemli kişi olan İsos Kristos hakkında konuşmak istiyorum. Ve bu akşam duyduğunuz gibi İsos Kristos kişilerin hayatını da değiştiriyor. Ama ben sizinle kendi düşüncelerimi değil, Allah'ın sözünden paylaşmak istiyorum. Çünkü İsos Kristos hakkında en güvenilir bilgiler Allah'ın sözünden yeni bağlantıdadır. Ve şimdi Pavli'nin Filipililere kağıdından bir kısımdan okuyacağım ve beraber düşüneceğiz bu parçayı ve İsus Kristos hakkında bir şeyler daha öğrenip ve umarım Allah sizin yüreğinize dokunur ve size sizi kendine çeker. Şöyle başlıyor Allah'ın sözü. Filipililer 2. bölümden 4. ayette. Uçinik Pavli böyle şöyle yazar. Düşünmeyin salt kendiniz için ama başkası için de düşünün. Sizde olsun hep o düşünmek ne vardı İsus Kristos'ta. Makar ki o Allah'ın simasıydı, saymadı, ani düşer kendini koyma Allah'la bir. Ama metininden soyunup diyor. Bunu bir düşünün. Orada bütün evrenin tahtında oturan Allah, bütün melekler ona tapınır. Geldi, bu dünyaya geldi, insan oldu. Neden? Neden oldu? Niçin? Allah nedensiz bir şey yapmaz. Çok mühim bir nedeni olması lazım. Ve kardeşler, iki tane neden var bence. İki önemli neden var. Biri, bizim çok kötü bir durumda olmamız. İnsanların hepimiz olarak insan görünümünde o aşağılattı kendini de sesledi Allah'ı ölüme kadar. Artık ölüme kadar Stavros'a. Sevgili kardeşler, Allah biz geliyoruz bu dünyaya bazen yani babamızı bile dinlemiyoruz değil mi? Söz dinlemiyoruz. O bizim iyiliğimiz için şunu yap diyor, bunu yap. Biz kendi o bizim iyiliğimiz için dediği şeyleri biz dinlemiyoruz. Ama o geldi kendisi için değil, bizim için söz dinledi. Ve söz dinledi ve hatta Stavros'a gitti. Hiçbir günah işlemedi, pak bir hayatı vardı. Fakat bir suçlu gibi